you. Evet. Süper. Süper ismi var. Ne kadar güzel. Adın? Senin adın? Özgür. Evet. Teşekkürler. Evet. Mezar var gibi. Daha bir kalemat taşıyor musunuz? Evet. Evet. Şiir gel bakalım. Şiir. Evet. Okul Aile Birliği mi? Evet, Murat'ın Okul Aile Birliği Başkanımız. Nasıl başkanım? Valla iyi bir şey, ne yapalım işte. Şey... Bak, diğer devam. Kaç yaşındasınız? Düşünce var mı? Biliyor musun? Ne diyeyim başkanım? Diğer okullar yıkılıyor, yeniden yapılıyor. Evet, şu an bizim deprem takipimiz daha gelmedi. Ne olacağını bilmiyoruz. Zaten bu bina yığma olduğu için buradan numune de alınmadı. Sadece ek binamız. Yeni bina geliyor. Evet. Dediğim gibi daha sonuç gelmediği için bilmiyoruz. Güçlendirme mi çıkar, yıkım mı çıkar. Yıkım ayrı mı çıkar. Evet. Bekliyoruz. O biraz bizim elimizi kolumuzla bağlıyor. Evet. Onların anlamında. O binayla ilgili. O binayla ilgili. Evet. Hocam Yunan. Bir bakıma burayı da bağlıyor başkanım çünkü hani eğer yıkım çıkarsa çünkü buraya yaptığımız masraflar biraz boşa gidecek. Boşa gidecek. Evet. Şu anda günlük ihtiyaçlarımız var. Geçen sene bizim başımıza geldi. Geçen sene bu Ömer Mart'ın etrafını şeyden beraber borsa. Evet bayağı bir masraf yapıldı. Şey yaptılar tel. Bu sene yıkıldı. Ama biz tabii ne yaptık? Otelleri aldık. Yeni yapılan şey okula Fatma Şemsettin miydi o yapılan? Evet. Fatma Şemsettin'in etrafını kullandık. Yani, kullanılacak olsa yap. Evet. Ama evet. Bazı masraflar var. Yani, okuldan beraber yıkılıyor. Geri dönüşü olmuyor. Şeyle beraber hep söylüyoruz ama tabii. Şu yandaki şeyle beraber birleşmesi lazım. Özel idarenin alanıyla beraber birleşmesi lazım. Ya bahçe yani şu anda boş duruyor başkanım orası. Tabii yani. Bahçe çok üzücü. Sıkıntısı var burada. Bina sıkıntısı var. Yeni bir dizaynla yani bir ortaokul planlamasıyla bahçeli planlayacağım siz o şey. Planlamasıyla çok güzel olur. Harika olur ama çünkü burada ya yani bu ihtiyaç bu okul burada olmak mı? Evet. Yani bu okulu başka yere aktarma şansımız. Orası özel idaren ama herhalde ne yazdığına kiraladı mı orayı? Şimdi efendim 2000 kiraladık ki 2000 olduğu önemli değil. Kamu ihtiyacı meselesi. Yani aslında keşke mümkün olsa da şu karayollarıyla beraber halledilse ama hadi oraya şey yapmayalım yani onun daha fonksiyonu var. Şöyle ya böyle. O sonuçta yan taraf şey, özel idarenin, kamunun. Burası da bir ihtiyaç, kamusal ihtiyaç. Başkan ona bakarsanız tarım. Hayır yani şey onlar, hayır, bu arazi. Arazi tabii o ayrı bir proje de. Ama özellikle okulla ilgili bölümü, yani bu ortaokulla ilgili bölümü kesinlikle şey olmak zorunda. Planlamak çünkü bu okul çok gerçekten... Zor şartlarda eski kaldı. Öğrenciler de öyle. Bahçe düzeni kötü. Dolayısıyla güzel bir şey olabilir yani. Hatta o girinti var tarımdan alınan zorla aldığımız siz burada futbol basketbol var. Evet. Onun paralelini biraz daha o binanın arkasına yani. Doğru da alıp komple şu alanı komple evet. Ve okul yani alanı. Yan tarafı evet. Ve onun arkası alanını da alıp çok güzel bir okul şeyi olabilir. Yani. Dediğim gibi belki hatta spor salonuyla evet. Şeyi de çok güzel bir okul yapılabilir. Şu bahçede bizim yapacağımız neler var? Öncelikle bizim öğrencilerimiz yani ben de bir öğrenci olarak gerçekten sporla ilgiliyiz ve kendimizi okul içerisinde geliştirmeye çalışıyoruz. Ancak geçen günkü bir talihsizlikten dolayı basketbol potamız hasar gördü. Nasıl yıktınız onu ya? Hiç bilmiyorum. Çemberi kırılmış. Çemberi, evet. Çembere eriyor musunuz siz? Topla
Kolları biraz sert atıyoruz. Evet tamam. O peki. Yüzden, evet. Ne istedin? O yüzden basketbol potası ihtiyacımız var. Ben basketbol filelerini aldım setinden sonra. Ancak tabii tembiri olmayınca takılıldı. File var, şey yok. Evet. Peki. Öyle oldu. Onu peki. Siz gönderdiniz. Sadece çember mi? Başka yok. O tamam. Koç olarak komple geldi. Arka zemin sahanın beton atılması. Daha sonra da potanın montajı. Gelmiş, pota gelmiş. Şimdi ama montaj yapamıyoruz başka. Tamam, yapacağız. Evet. Bir anlamaya finişlerimi döküyor, aldı, beton dökümü yapacak. Asfalt. Beton dökümüyle montajı yapılıp... Ne zaman? Planlamaya aldık diye dönüştü. Türkiye'de bir şey planlamaya alınca... O ömrü bile olmaz. Planlamaya almıyoruz. Hemen. Kızımızı söyle. Ön taraftaki potanın çarpma tahtasından çember sökülüp kaynaktan alındı. Oraya bir çarpma tahtasıyla beraber bir tane set. Komple geldi hocam. Bir tane komple gelmiş. Oraya bir tane de alet tamamlamış lazım. Bir ikincisini istiyorsun. Evet. Tamam. Sen gelenin betonunu hava şartları çok güzel. Bundan daha alası yok. Evet. Tamam. Hemen. Bugün. Yarın. Haftaya değil. Haftaya soğuk geliyor. Bravo hocam. Haftaya soğuk geliyor. Bugün. Yarın. Altlara bir betonsa beton dökülür. Çabukla prizini alır. Tamam mı? Telefon. Evet. Başka? Evet. Zaten söyledikleri gibi basketbol sahasının zeminine beton dökülmesi gerekiyor. Geçiyor. Onun haricinde bizim çöp kovalarına ihtiyacımız var bahçemiz için. Küçük hani şey, değil mi? Küçük. Evet, tekerlekli ısınabilir. Ha, öyle yani, mi? Bahçenin etrafında dizilmesi gerekiyor. Çünkü biz bir yerde oturuyoruz, çöpümüzü atmamız gerekiyor. Hı. Ama mesela ya yok. Şeylerden mi istiyor? Sallananlardan. Başkanımızın vaatleriydi. Plastik. Başkanımızın vaatleriydi. Sonra bizden istedi, biz de sizden istedik. Geliyor şu anda. Çok güzel. Klasik. Evet. Geliyor şu anda, gelmiyor yani. Şu anda gelmedi. Plastik çöp kovası kaç tane? Şöyle değil mi hocam? Evet. Tekerlekli. Sonra atıyor, kapatıyor, çekip çöp atıyor. Evet. Kaç tane? Beş tane tekerlekli çöp kovası. Peki. Bir de geçen seneki... Hemen. Geçen seneki temsilcinizi biliyorsunuzdur, Mehmet Selim Altınay. Siz onunla görüşmeler yapmışsınız. Yaptık. Evet. Ve o geçen... da senin gibi böyle ateş gibiydi. Evet. Teşekkürler. Ve geçen seneki pilav dağıtımını öğrencilerimiz tekrar almasını gerçekten çok istiyorlar. O da pilav değil mi? Şaka şaka tabii. Ya, öyle mi yapmıştık? Tamam, evet. Yapalım. Ne zaman, hangi zamanda yapmıştınız? Baharda mı? Evet, bahar gibi. Ama bu sefer öğrenciler biraz erken olsun istediler. Yani nasıl erken? Mesela 2 hafta içerisinde. Bu dönem. Bu dönem içerisinde. Dönem. Hak evet. Ettiniz mi ki? Ya karneleri görmedik. Karneler. Ama deneme sınavlarında okulumuz hep başarılı. Başarılı mı? Evet. Eyvallah hocam. Bu deneme sınavında 3 tane fulümüz çıktı. Ben de onlardan biriyim öğretmenim. Başkanım. Peki, o zaman şey yapalım. 20 Nisan idareyle görüşülsün. İdareyle görüşülsün. Zamanlaması nasıl uygunsa yapalım. Tabii. Ama onu idareyle görüşürüz. Peki, müdürünüzle görüşürüz. Çok güzel. Şeyler değil mi lan? Şeyler. Evet, siz de buyurun. Kim demişti orada, ben de istiyorsam diye. Biz de Tabii çocukluğumuzda da vardı, hala var. Geldim ana haftası var da. Acaba hangi ülkeden buğday geldi? Ya Fransa'dan ya Rusya'dan. Ya bilmiyorum hocam, Ukrayna olabilir. Mesela. Yani.
Evden getirilir ya. Hani şey, ceviz getirir, bakla getirir. Tabii böyle yapardık. Paylaşmak yani hepsini. Tabii tabii herkes kendi çapına göre zorluklar yani, yapardı ama. Her şey de olduğu gibi onda da yani, maalesef yani yardım alan niye anlaşıldı? Şey o, üretimi teşvik amaçlı. Yani üretimi teşvik amaçlı. O zaman Amerikan yardımı vardı. Amerikan yardımı. Marşı. Tereyağı. Daha doğrusu tereyağı değil, tövbe. Süt tozu ve şey... şey ya... Vita. Vita ya, margarin ya. Vita. Sarı olur. Sarı. Sarı, sapsarı. Sarı, sarı. Aynen. Yani Amerika'dan gelmişti. Üzerinde şeyler vardı böyle. Şöyle bir şey vardı. Şöyle bir şeydi. Günlük beraberlik. Falan filan. O zamandan beri kandırılmaya devam ediyoruz işte. Hayır etmez ama. Tohumlarımız yok, da yapmıyor. Yok, daimler yok. Bizde yoktu. O senin çocuğun. Bizde daimler yoktu. Biz kaçırmışız. Size ulaşmamış. Ama tabii şimdi... En çok olan süt tozu. Süt tozu. Felaketti. Hayatta içmezdim. Hocalar da illa içecekti. Ya ben içecek halim yok. O zaman da ben böyle şeydim falan. Annem derdi içme ya falan, anne içme olmuyor işte şey. Tabii o zaman veliler okula gelip böyle şey yapmazdı. Müdahale olamazdı, öğretmenler sokmazdı. Şimdi veliler okuldan çıkıyor, ayrı konu şimdi. Ama bizim zamanımızda hayatta öyle, veli okula gelecek. Mürvet Hoca ne yapardı onu biliyor musun? Başkanım, sizde kaç çocuğunuz geldi bulunuyor? Geldi çoğun. Evet. Evet, şimdi ben, haklısınız hocam, biz şimdi yerli tohumu olabilir, yani bir teşvik amaçlı, bir bilinçlenme amaçlı, biraz da üretim amaçlı üretiyoruz hocam. Yerli tohum takas haftası yapacağız inşallah başka yerli tohum üretenlerle. Herkese de teşvik ediyoruz, varsa tohumunuzu getirin, üretelim diye. Şimdi az önce bakıyoruz. Sağ ol. Bir sınıfımız, bir el sınıfımız ziyarete gitmeyi. Bunlar da evlerinden, tohumlardan toplamışlar. Tabii. Her çeşit tohum var. Onları götürdüler oraya. Çok güzel. Bu hafta 5-6 sınıfımız ziyarete gitmeyi. Dertleri gitmeye devam ediyorlar. Gizlisin ve teşvik edilsin. Yani yerli tohum çok önemli. Yani şunu kesin ve net söyleyebiliriz, ithal tohumlar hastalığıyla beraber geliyor. Ve bu noktada da o hastalığın giderilmesi için de zirai ilaç kullanmak zorunda kalıyoruz, yoğun biçimde ve zehirleniyoruz. Yani Çanakkale'de kanser hastalığı maalesef üst düzeyde. Bunun gerekçesi başın burada hava kirliliği yok. Ama maalesef o aşırı ilaçlama bizi bu noktada maalesef sağlığımızı oynatıyor. Ben biliyorum yani korkunç bir ilaçlama. Zaten okuyorsunuz gazete, mesela Rusya'ya şeftali gidiyor, geri geliyor. Orada ilaç, ufacık ilaç kırıntısı yani şeyin dışında kabul etmiyor, geri geliyor. Ve kim yiyor bunu? Pazarda biz yiyoruz. Yani o geri gelenleri vay anasını bu geri gelmiş deyip gümrükte imha etmiyorlar. Aslında imha edilmiş ne olur? İmha edilmesi lazım. Getiriyor adam geriye, tekrar uzağına indiriyor, sonra oradan pazara veriyor. Biz de pazardan alıyoruz. Hatta belki ucuza veriyor. Aa şey ucuz şeftali varmış diyoruz. Biz alıyoruz. Da biz alıyoruz. Yani şu zamanın bileşti bir şekilde bileşti bir şekilde Hayır. Yani şu ilaç şurada gidiyor ama bunun dozajı nedir, ne kadar atılmalı? Mesela bunu domateste, en yoğun domateste yaşıyoruz maalesef. Çünkü domateste o tuta diye bir şey var. Domatesi bir anda kurutuyor. Onunla mücadelede haftada iki kere neredeyse yoğun bir ilaçlama var. Yoğun. İlaçta çare olmuyor. O ilaç toprağı ayrı. Olmuyor ayrı. Ama ilaçlıyoruz. Olabildiğince kurtarıyoruz ama bütün o domatesleri şey yapıyoruz. Toprağı zehirliyoruz. Efendim gerçekten çok ciddi çevresel sorun var.
Bunun çaresi var mı? Var. Nedir çaresi? Bir, yerli tohuma mutlaka dönmek. İki, eğer bu hastalık yenilemiyorsa domates üretimini yasaklamak mesela bir müddet, iki sene. Yani onu, o şeyin, tutanın yok olması için gerekli işlemi yapılması lazım ama maalesef böyle işte. Evet, gelelim tarımdan okula. Evet, meclis başkanı adınız neydi? Dilay. Dilay, çok güzel. Evet. Demin şeyde vardı, şeyden geliyorum, Gazi'den. Oradaki başkanın adı da Şiir. Tanıyor musun şiiri? Çok hoşuma gitti. Şiir adı. Başkan tanıyor hocam. Tanıştık güzel. Çok güzel. Memnun oldum. İyi oldu. Nerede diyorsun? Çanakkale'nin ilk seçimleri yapılırken. İldeki başkan seçimleri. Tamam. Dilay. Değil mi? O da senin gibi şiirin çizici bir şey. Öğrenci. Evet. Sen kaçıncısınız? 4. 4. Son. Evet. Buranın ortaokulun neresi? Orası mı? Adres kayıt bölgesi çerçevesinde bizden Ömer Marta'da var. Var Gazi'ye. Gazi'ye. Tamam. Ömer Marta'nın geçiyorlar şehitlere. Var mı? Orada var mı? Ha. Yani Cevapbaşı kayıt bölgemiz içerisinde de hani yok ama bizim. Anladım. Çok öğrencimiz oraya gidiyor başkanım. Ha, anladım. Daha rahat bir daha. Aynen öyle. Servis kullanmak zorundalar. Mahalle bizim ortaokulun sorunu malum başkanım. Kayıt bölgesi içerisinde yeterli bir öğrencilerin mezun oldukları zaman bildiğimiz yerlere gelip ortaokulları yok. İhtiyaç bununla ilgili de yani Gazi ortaokulu Gazi dediğiniz sınırımızda İsmet Paşa mahallemizde. Ha İsmet Paşa abi. İsmet Paşa'da. Doğru doğru İsmet Paşa. Ömer Mart Esenler. Esenler. O da Cevat Paşa'da bir kullanması tam başka bir ortaokul. Yani şu an baktığın zaman bizim bölgemiz itibariyle ortaokulda ihtiyaç yok. Bizim bölgemizdeki öğrenciler sayın hocam ama Cevat Paşa'ya da biraz önce siz söylediniz ya. Bu sefer aileleri servis ücreti biniyor, çekmiyor. Farklı nedenlerden. Tercih. Her zaman belediye. Değil mi? Yardımımıza koşar. Küçük ya şey kitaplar. Paket kitaplar. Abisi. Nerede şey? Bıçak kimde var bıçak? Tamam, ne güzel. Evet, pardon. Bu sadece dördüncü sınıflara kapsıyor. Yani her dördüncü sınıfları biz Anıtkabir'i... Kaç tane dördüncü sınıflar burada? Yedi şu an. Kaç? Yedi. Yedi şu an.